Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle makrame elbise yapacağız. Aşağıya kadar uzanan bir örme elbise olacak. Örümcek ağ tekniğiyle yapacağız. Kare düğüm kullanacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Şimdi ben bu çalışmada şöyle bir ip kullandım. Büklümlü 3 mm bir ip. Ama taranabilir de tercih edebilirsiniz. Mümkünse 4 mm kullanmanızı tavsiye ederim. Bir tık daha kalın olması işinize yarayacaktır ve daha kullanışlı olacaktır. Benim elimde maalesef kargoda olduğu için bir an önce çekeyim diye ipim yok şu anda. Ama bu ipten elimde mevcut olduğu için bu ipten kullanacağım. Şöyle ki iplerle ilgili açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden ip satışımız var. Oradan satın alabilirsiniz. 3 mm taranabilir iplerden mevcut şu anda elimizde. Sık sık stok güncellemesi yapıyoruz. Oradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin beraber başlayalım. Hem ölçüleri vereceğim hem de nasıl örüldüğünü göstereceğim. Biraz uzun bir model olsun istiyorum. Şöyle aşağıya kadar uzanan bir model olacak. Komple bir düz elbise olacak bu. Çok daha kolay yeni başlayanlar için bir model. Daha sonrasında böyle kademe kademe daha zorlaştırarak yeni modeller elde edeceğiz. Umarım siz de beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle ben şöyle sol tarafı yaptım zaten. Çekmiştim. Şöyle sol tarafı yaptım. Toplamda 4, 8, 12 tane 5 metre uzunluğunda ip kullandım. 5 metre uzunluğunda 12 tane ip kullandım sağ taraf için. Şimdi sol tarafa da aynı şekilde iplerimi sabitleyeceğim. 5 metre olarak eşitleyip üst kısımdan iğneliyorum. Orayı da çok kısa göstereceğim şimdi. Şöyle 5 metre olarak kestiğim ipimi ucunu eşitliyorum şöyle. Uçlarını eşitledikten sonra oluşan bu birleştirme kısmında, halka kısmında şöyle omuza getiriyorum. Ve iğneyle şöyle birazcık geriden doğru iğneleyip her bir ipimi tek tek tutturacağım. Daha sonrasından örme kısmına geçeceğiz. Bütün iplerimi ekliyorum. Şimdi 12 tane sola ve 12 tane sağa ekledim zaten. Bu şekilde iplerimi taktım. Şöyle üst kısmını göstereceğim. Üst kısmına 3 tane kare düğüm yaptım. Burada da aynı şekilde 3 tane kare düğüm yapacağız. Şimdi şöyle getiriyorum. 4 tane ipimi alıyorum. Şöyle ayırdım. Birazcık dikkatli bir şekilde yapacağız. Çünkü iğnelerim kaymasını istemem. Şimdi 4 ipimi sıkıyorum. Yukarı doğru şöyle sıkıp başlangıç kısmına götürüyorum. Tekrar bu sefer soldaki ip üstte, sağdaki onun üzerinde ve altından geçirip sol önden şöyle çekiyorum ve ikinci düğümü atıp şöyle sıkıştırıp şöyle sabitliyorum. Şöyle göstereceğim. Bu şekilde ilk düğümü yapmış oldum. İki tane daha yanına yapacağım. Sonrasında alt kısma geçeceğiz. Omuzdaki üçer düğümümü yaptıktan sonra bu kısımda başlangıç oluyor. Yanlardan ikişer tane ip ayırıyorum. Şöyle şunu şu tarafa atalım. Şu sol taraftakini sola ayırıyorum. Ortada kalan 8 ipimi ikiye ayırıyorum. 4-4. Şöyle olmuş oluyor. Bu düğümden 2 tane, bu düğümden 2 tane aldığımda bir kare düğüm yapıyorum. Daha sonrasında yine 2'şer tane aldığımda yine bir kare düğüm yapıyorum. Aynı şekilde kare düğümümü yapacağım. Şimdi aradaki ölçüsünü de vereceğim ben. Yapayım hemen. Bu şekilde ilkini yaptım. Sağ tarafa da aynı işlemi yapacağız. Sağ omuzda da. Ön kısmı burası. Arka kısımda tamamen aynı olacak bu arada. Tamam anneciğim. Bir dakika. Evet. İkinci kısmı bu şekilde tamamladım. Şimdi ayırdığım iplerimi dahil ediyorum. Bu şekilde. Şimdi araları ölçelim. Aynı şekilde aynı ölçüyü bırakacağım arada. Ve 3 tane daha kare düğüm yapacağım. Şu aradaki 2 santimlik boşluk bırakmış oluyorum. Yine 2 santimlik boşluk bırakıp bir kare düğüm daha yapacağız. En baştaki iplerimi dahil etmiştim. İlk
yaptığımız kısım gibi. Şöyle. Kare düğümümü yapıyorum. Ölçelim. Ben göz kararı yaptım ama aynıdır tahminim. Evet. Yine 2 santim. Sıradan yan yana yapıyorum. Bu şekilde şimdi sayacağım ben ortalama kaç sıra yapmamız gerektiğini. Derin bir göğüs dekoltesi yapacağız. Buradaki tabii ki ölçüler benim isteğime göre ayarladığım bir ölçü. Dilerseniz bunu daha kısa, daha uzun ya da daha sık örgü yapabilirsiniz. Yani komple aralarda boşluk bırakmadan da yapabilirsiniz. Birer santimlik de olabilir. Ya da daha geniş tutabilirsiniz. Şöyle. Ya da omuzlarına daha geniş tutulabilir. Mesela o da çok daha şık duracaktır. Şimdi bu şekilde 3. sırayı da tamamladım. Yine ikişer tane ip ayırıyorum. Ortada yine aynı şekilde 2 tane kare düğüm yapıyorum. Şöyle. Şimdi şuradan bir tane iğne alıp şunu iyice sıkıyorum şöyle. Kaymaması için şu kısmı sabitliyorum. Çünkü çektiğimde aşağıya doğru gelecek. Gelmesini istemiyorum. Sabit kalması gerekiyor eşit olması için. Evet anneciğim. Şimdi bir tane daha kare düğüm yapıyorum. Şimdi burada 4 sırayı yaptım eşit bir şekilde. Alt kısımda da şöyle 5. sırayı yapacağım. Şöyle 6. sırayı yapacağım ve 7. sırayı yapacağım. 7 sıra yapıyorum toplamda 6-6 sol tarafta. Sağ tarafa da aynı şekilde 7 sıramı yapacağım. Sonrasında ortada bu göğüs dekolte kısmını şöyle birleştireceğiz. Şöyle uzaktan göstereyim. Gerekirse 8 sırada yapılabilir. Ben önce bir 7 sıra yapacağım. Ölçüsüne göre arttıracağız. Şimdi bu şekilde tamamladım örgü kısımlarımı. Işığımı da açtım daha net olması için. Akşam olduğu için biraz karanlık olacak çünkü çekimler. O yüzden ışığımı açtım. Şimdi şuradaki iplerim, hop iğnem düştü. Buradaki iplerim arkadaki kalan arka kısmı öreceğimiz ipler. Şöyle tutayım. Bunları ön tarafa doğru şöyle aldım ki uzun olduğu için altta karışmasın diye. Şimdi ipeklemesi yapacağız. İpeklemesiyle ilgili bu göğüs kısmını birleştirmesini yapacağız bu arada. O kısım için ipeklemesi yapacağız. İpeklemesi için ölçüyü ben şuradan itibaren aldım. Şuradaki yapacağımız ipeklemesi alanı burası. Buradaki ipimi ölçtüm. Tam 4,5 metre çıktı. Ben de yine 4,5 metre uzunluğunda ipimi kestim. Ve buradan şöyle ipim 4,5 metre şöyle üçlerini birleştirdim. Oluşan halka kısmı şöyle getiriyorum ve ipeklemesine başlıyorum. Şöyle getiriyorum. Arada yine 2 santimlik boşluk bırakacağımız için şöyle yapalım. İneleyim ki hatta biraz daha yukarıya ineleyim ki aşağıya çekmesi çok daha rahat olsun. Bu araları bu arada eşitlemek için kart gibi bir karton ayarlayabilirsiniz. Sürekli arada tutmak isterseniz. Şimdi şöyle getirdim. Burada ipimi bu şekilde sabitledim. Şimdi kare düğümümü yapacağım. Yine aynı şekilde üstteki ipimden, üstteki düğümümden 2 tane ip alıyorum. Burada eklediğim ipimle beraber bir kare düğüm oluşturuyorum. Şöyle. Şöyle getiriyorum. İğnelerimi çıkartacağım çünkü birazcık daha aşağıya çekmek istiyorum. Şöyle. Sıkı bir şekilde geçiriyorum. Ortadaki ipimi çekip gördüğünüz gibi düğümümü
ipeklemimi tamamlıyorum. Burada aynı şekilde yan yana devam edeceğiz kare düğümlerimizi yapmaya. Yan yana iki tane yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane daha şuraya kare düğüm ekleyeceğim. Şu şekilde. Bu yan kısımdan da yine bir tane ipimi ekleyip de yapacağım. Yan çevirip de onu detaylı göstereceğim. Mankeni bu şekilde çevirdim. Şöyle göstereyim. Şimdi şu kısımda bir ekleme yapacağız bunun içinde. Benim yapacağım bu arada 36 beden olacak. 36-38 beden de giyebilir. İpten dolayı bir tık esneme yapacaktır. 36-38 bedene rahat bir şekilde olacaktır. İçine elbiseyle veya plaj üstüne kullanılabilir. Aynı zamanda bu modeli büyütmek için de ilk baştan 3 düğümle başlamıştık. Bunu 4 düğüm yapıp aynı şekilde arttırmalara devam ederek 40 beden olarak yapılabilir. Ve daha yüksek bedenler için değerlendirilebilir. Yapmak isteyenler için. Şimdi yine aynı yerden şuradan şöyle ipimi ekleyeceğim. Şurada yaptığımız gibi bir ipeklemesiyle koltuk altı kısmına düğümleme yapacağız. Şöyle. Buradaki aradaki boşlukları o şekilde söyleyeyim. Tamamen size kalmış. Şöyle. Sabitlememi yapıyorum. Biraz daha yukarıya yapacağım. Şöyle. Ön kısmındaki hem koltuk altı alanı hem de göğüs kısmı bu şekilde. Şimdi aynı işlemi sağ tarafa da uygulayacağız. Sağ taraf için de yine 4,5'luk ipim var. Uçlarını eşitliyorum. Şuraya. Şöyle. Bir tık daha sanırım burası şey olmuş ama omuz mesafesinden olabilir. Şöyle getiriyorum. İğneliyorum. İğneden dolayı mı yukarıda acaba? Evet. Biraz omuzdan ayarlama yapacağım bunu. O şekilde devam edeceğim. Hem koltuk altı kısmına hem de şu göğüs kısmına aynı işlemi uygulayacağız. Şöyle yukarıdan birazcık çekiyorum ben eşit olması için. Çok daha düzgün durması gerekiyor çünkü. Şöyle küçük düzeltmeleri daha sonrasında da yapılabilir. Bu şekilde evet eşitlemiş oldum. Sanırım mankenimde de biraz şey var ama omuz düşüklüğü. Neyse önemli değil. Şimdi aynı şekilde ölçülerle yaparsanız çok daha düzgün olacaktır bu arada. Görsele göre işte göz kararı yapayım dediğinizde çok daha yamuk olabilir. O yüzden muhakkak ölçtüğünüzde herhangi bir sorun olmayacaktır. Ve bunu aynı zamanda askıya da yapabilirsiniz. Askıyla da çalışabilirsiniz. İlla ki mankeninizin olmasına gerek yok. Aynı şekilde şu koltuk altı kısmına da ipimi ekliyorum. Daha sonrasında bu sırayı şuradaki gibi şöyle dörtlü öreceğiz. Bu tarafa da şöyle getirdim, taktım ipimi. Şimdi öreceğim. Daha sonrasında tekrar paylaşacağım. Şimdi diğer sırayı iki kanadı birleştirmek için yapacağız. Ortadan başlıyorum. Ortada yine aynı şekilde
1. Kare düğüm yapıyorum. 2 düğümümden 2'şer tane ip alıp şöyle. Tabii şu anda iğneli olarak tutturduğum için çok daha sabit duruyor diyebilirim. Ama biraz daha şey yaptığımda, ipleri çıkardığımda asıl net sonuç belli olacak. Çünkü şöyle ki bunlar ip olduğu için ister istemez sarkma yapacak. Şimdi ben burada birleştirme kısmını yaptım. Diğer alanlar için de aynı işlemi uyguluyorum. Şöyle biraz çevireceğim. Tüm sırayı bu şekilde devam ettireceğim. Yanlışlıkla çektim. Böyle elimden geldiğince eşit bir şekilde devam ediyorum. Şimdi şurada orta kısmı birleştirdik. Yanına iki tane yaptım ve şu yan kısımda bir tane daha yapacağım. Bu sırayı tamamladıktan sonra arka kısmı yapacağız. Şöyle. Yan kısmı da devam ediyorum. Sol tarafı da. Bu şekilde şu kısmı tamamlamış oldum. Şimdi bunları çıkardığımızda şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde kaldı. Şuralardan tutturup devam edeceğim. Bu şekilde. Şimdi arka kısmına geçeceğiz. Öndeki iplerimi öncelikle bir topluyorum. Uzun olması sebebiyle dediğim için. Dediğim gibi. Şöyle arkaya doğru aldım. Bu arkadaki alana başlayacağız. Burası içinde şöyle üst kısımda ben şöyle yatırıp da göstereceğim. Üst kısımda şöyle umarım net görünüyordur. İğnelerle tutturdum. En üst kısım var. Üçer düğümlük. Burada yine ön kısımda yaptığımız gibi ikişer tane düğüm yapıp birleştireceğiz öncelikle. Sonrasında şimdi önce iğnelerimin hepsini sökeceğim buradaki. Sonrasında ikişerli düğümler yapacağız. İlk baştaki şu askı olayını tamamlamak için ikişer düğümden sonra tekrar iğneleyeceğim. Hem sabit olması için dediğim gibi hem kaymaması için. Modelin bozulmaması için. Şimdi tüm iğnelerimi sökeyim. Bir tarafı öreyim, sonrasında size göstereceğim. Şimdi şöyle iki tane düğümümü yaptım. İğnelerimi taktım, sabitledim. Şimdi sol tarafı yaptım. Sağ taraf için de yine yanlardan ikişer tane ip ayırıyorum. Ortadaki 8 ipimi ikiye bölüyorum. Ve kare düğüm yapıyorum. İlk baştaki ön kısmın tamamen aynısını yapacağız bu arada. Herhangi bir farklılık vesaire yok. Aynı şekilde geleceğiz. Sadece yanlarda koltuk altı kısmını birleştireceğiz gibi detaylar olacak. Onun dışında yine aynı şekilde 7 sıra öreceğiz. Şimdi bu ikinci sıra olmuş oluyor. İlk baştaki sıra üçlüyü
ekledik çünkü. Şöyle ikili düğümümü yaptım. Çok net görünmüyor sanırım ama birebir öndekiyle aynı olduğu için. Yanına da yine üçlü olan kare düğümümü yapacağım. Şöyle. Bu şekilde üçlü sırayı da tamamlıyorum. Allah Allah, takamadım. Evet. Evet. Bu kısımları tamamladıktan sonra şimdi sola da aynı şekilde üçlüsünü yapacağım. Ön kısımda şöyle yapmıştık. İlk baştaki ana omuz mesafesi olan kısım vardı. İlk eklediğimiz üçlü ipimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördük buradan. Arka kısımda da yine en baştakini sayıyoruz. 1, 2, 3 tane yaptım. 2 tane ekledim aslında. Ana ip zaten, ana sıra zaten vardı. 3, şimdi toplam 7 olana kadar eklemeye devam edeceğim. Daha sonrasında yine ortada sırt kısmını şöyle geleceğiz ve aşağıya doğru devam edeceğiz. Şimdi ben 7 sıra olarak bu iki alanı tamamlayacağım. Ondan sonra beraber orta kısmını yapalım. 7 sıramı bu şekilde tamamladım. İlk baştaki sıram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi ön kısımda olduğu gibi iplerimi yine ortaya getirdim. Burası sırt kısmı olacak. Şöyle şu tarafı yapayım. Benim için daha kolay olacak. Aynı şekilde bu birleştirme kısmını yapacağız. Şimdi yan koltuk altı kısmını da göstereceğim. Yandaki ip eklemesi bu şekilde. Sıradan devam ediyorum. Şöyle. Yana doğru gidiyor zaten. Model ördükçe esnediğinden dolayı küçük bir bedende yapıldığında çok daha bir iki beden üstüne de uygun olacaktır. Şimdi yan kısımdan şöyle yukarıdan bir tane iğne alıyorum. Bir tarafını göstereceğim. Bir dakika. Şöyle. İpimi sabitliyorum yine aynı mesafede ön ile. Şöyle. Evet. Bu şekilde taktım ipimi. Oo, hatta biraz daha yukarı yapmam gerekecek. Şöyle. Yan kısım için ipimi ekleyip yine bir kare düğüm oluşturuyorum. Bir tık sanırım küçük tutmuşum yan taraftakileri. Şimdi gerekli düzeltmeleri yaparız. Şimdi bu şekilde orta alanı tamamlıyorum. Şuradaki sadece şu birkaç tanesini şöyle aşağıya salacağım. Şu araları genişleteceğim. Şöyle biraz daha yana alınabilir şöyle. Zaten açıldı da. Yandan ördüğüm için çok görmüyorum. Şurada da biraz esneme payı bıraktım. Şöyle. Sabit bir şekilde göstermeye çalışıyorum olabildiğince. Biraz daha uzaklaştırayım. Şimdi bu kısımda şu oyuk alan kol kısmı, koltuk altı alanını ne kadar aşağıda tutmak isterseniz ona göre daha da ip ekleyip arttırabilirsiniz. Ben şöyle direkt
Burada birleştirme yapacağım. Bedeni küçük yapmak istediğim için. Ama eğer bedeni büyütecekseniz buralara ipeklemenizi öneriyorum. Yoksa dar gelecektir. Şimdi bu yan kısımlardaki iplerimi, düğümlerimden ikişer tane ip alıyorum ve şöyle getiriyorum. Bu alanda gördüğünüz gibi çok daha sıkılarak yapılabilir. Ben bir tık bol bırakacağım. Şöyle olabildiğince sıkıyorum ama çok da bozmak ve gerdirmek istemiyorum modeli. Bu şekilde şöyle iğnelerimi çıkartabilirim artık. Şu alanda bu orta kısmı şöyle birleştirdim. Şimdi zaten ön kısmın sırasını yapmıştım. Yan kısma da aynı şekilde devam edeceğim. Buradaki birleştirme ile beraber şu alanı devam ettirip birleştireceğim. Arka kısımdaki bu alanı da yaptıktan sonra zaten şöyle göstereyim. Bu alan şu kısım olmuş oluyor. Yani şu bir üst kısım. Şimdi buradaki birleştirme ile bir alt alana geçmiş olduk. Bu alt alan içinde aynı şekilde devam edeceğiz. Şöyle birleştirmenin devamında yan yan gidebilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi ortayı da birleştireceğiz. Bu birleştirmeden sonraki ilk sıramız olacak. Şöyle hatta birleştirme kısmına geldim zaten. Umarım net görünüyordur. Hop. Şöyle. Şimdi şunu da yapayım. Birleştirmesini yapacağız. Bu birleştirmenin bir alt sırası. Şöyle. Yani olabildiğince eşit tutmaya çalışıyorum ben. Zaten tek çeşit bir model olduğu için sorun yok. Şimdi orta kısımda da aynı oranda, ön kısımla aynı oranda. Zaten tamamen aynı ön kısımla. Şöyle birleştirmeme devam ediyorum. Ve bittiğinde zaten diğer taraftaki koltuk altı alanındaki birleştirdiğimiz yerle birleşecek burası. Eşitlenecek. Şöyle. Şu düğümle eş olacak. Şurayı da iki tane yapacağız. Bitecek. Sonrasında artık bundan sonraki kısımdan dümdüz aşağıya doğru öreceğiz. Buradan sonrası için ben öreceğim. Kaç sıra ördüğümü size söyleyeceğim. Ben bir tık uzun olsun istiyorum. Yani şöyle dizlerde falan bir model olmasını istiyorum açıkçası. Burada tamamen size kalmış. Şimdi buradaki modelde şöyle giyildikten sonra eğer bir elbisenin ya da herhangi bir bikini üzerine giyilse dahi bikini göğüs kulplarından dolayı çok daha bombeli duracak zaten burası ve oturacak. Onu söyleyebilirim. Bu şekilde toplamda kaç sıra yaptığımızdan bahsedeceğim öncelikle. Çünkü bundan sonraki kısmı çok çekmeyeceğim. Dümdüz indiğim için vakit kaybı olsun istemiyorum. İlk başta omuz kısmımız vardı. Omuz kısmı dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıra totalde buraya kadar geldik. Arkası için de aynı şey geçerli. Omuz kısmı dahil şöyle. Omuz kısmı dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sıra. Şimdi bundan sonrakinde yine çapraz çapraz gelip ortalama benim tahminimce 5 sıra daha öreceğim. 5-6 sıra daha öreceğim. Sonrasında zaten göstereceğim tekrar size. Şöyle. Yani ortalama 5-6 sıra dediğimiz kısımda yine 1-2-3-4-5 sıra. Şöyle bir karışlık bir alan oluyor. Tam bel kalça kısmına oturacak. Ortalama benim 12-13 sıra örmem gerekiyor. Diz boylarına ya da diz üstü boylarına getirebilmek için. Şimdi ben 5 sıra öreceğim. Duruma göre arttıracağım. Zaten bu kısımdan sonrasında beraber sayacağız.
ördüğüm kısmı beraber sayarak devam edeceğiz. Uç kısmına biraz püsküller eklenebilir ya da düğüm kısmı yapılabilir ya da isterseniz elinizde boncuğunuz varsa boncuk bile eklenebilir. Çok daha şık şıkır bir model olacaktır. Bu şekilde burada bırakıyorum bu çalışmayı. Bu alanı tamamladıktan sonra tekrar sizinle paylaşacağım. Ben bu şekilde tamamladım. Hem arkalı hem önlü olarak göstereceğim. Ben kendi isteğime göre şu alt kısımdakileri bu şekilde bıraktım ama bunları kısaltacağım. Ölçüsünü de vereceğim bu mesafenin. Siz isterseniz püskülsüz de tercih edebilirsiniz. Bu kısımdan hem sayıları vereceğim hem ölçüleri vereceğim. Şimdi öncelikle ilk başta şöyle. Şu üçlü düğümle başlamıştık. Bu üçlü düğümü dahil ederek sayarak 1, 2, 3 şeklinde tüm sıraları saydığımda toplamda en aşağıdaki sıra dahil olacak şekilde 27 adet bu kattan çıktım, sıra yaptım. Aynı zamanda en olarak da ölçülerini vereceğim. Alt kısımda artan iplerim de şu şekilde. Bu artan iplerimi ben şuraya kadar keseceğim. Uçlarına düğüm yapacağım çözülmemesi için. Bu kısımda da şu sadece şuradan itibaren en uzun ipten saydığımda 105 santimlik altta artan ipim var. Bu ip ilk başta kullandığımız ip sayısından eksilterek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda isterseniz daha uzun da tercih edilebilir tabii ki örgü alanı. Benim tamamen bu şekilde biraz daha diz altı kalmasını istediğim için bu şekilde toplamda 27 sıra çalıştım. Şöyle de uzaktan göstereyim. Yan tarafta da birkaç çalışmam var. Bu şekilde. Şimdi şu omuz kısmı 8 santim. İki tarafta koltuk altı mesafesini ölçeceğim. Belini ölçeceğim. Şu alanda şöyle 40 santim. Ama şöyle ki zaten bu esnek bir çalışma olduğu için şöyle gördüğünüz gibi vücudu sarmasın isterseniz şu yanlarda bir tık daha geniş tutulup daha enine bir çalışma elde edebilirsiniz. Benimkisi 38 bedene de tam olacaktır. 36 bedenin içinde, 36 bedenin için tam ama 38'e de yine olacaktır. Şimdi alt kısmındaki iplerimi şunları keseceğim istediğim boyda ve uçlarına düğüm yapacağım. Ben bu alttaki iplerimi şöyle 25 santim olarak düşündüm. Şöyle tutuyorum aynı yerden. Şu bir iki parmak altından şöyle kesiyorum. Tamamını bu şekilde keseceğim. Şöyle göstereyim. Tamamını bu şekilde keseceğim. Daha sonrasında uçlarına çözülmemesi için düğüm yapacağım. İsterseniz boncuk da kullanabilirsiniz. Normal direkt şöyle düğümleme yapıyorum. Bu şekilde. Tüm ipleri düğümlüyorum. Buradaki ipleri daha uzun tutabilirsiniz. Tamamen size kalmış dediğim gibi. Son hali bu şekilde. Alttaki alanı şöyle kestim. Şuradaki omuz mesafesinden itibaren şuraya kadar olan örgülü alan 80 santim. Altta da 25 santim bırakmıştık. Zaten toplamda 105 santim olarak bu şekilde tamamladım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.